Evet arkadaşlar, 15 dakikalık bir gecikme için hepinizden özür diliyorum. Ee, ancak varabildim, kusura bakmayın. Hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Evet, e, bugünün canlıyın konusuna, gündem maddesine dahil etmek istediğim birkaç ek bilgi var. E, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu ile alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ülkemizi derin kıskaca almak için devreye sokmak istediği planlarından bahsetmek isteriz. Ama asıl e, anlatmak istediğimiz e, daha vahim gerçekler. E, ülkemizi bekleyen e, bazı sıkıntılar var. E, ama Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir sene önce dile getirmiş olduğu bir Halkbank davası var. E, kendisinin bu konuyla alakalı tutumu gayet açık. Kendisi bir sene önce Halk Bankası bir anonim şirkettir demiştir. Türkçesi şu arkadaşlar nasıl ki 2 Mart'ta kendisini söylemiş olduğu gibi biz 128 milyar doları e, doları bu ülkede belli bir seviyede tutabilmek için kullandık demesi ayrı bir mesajdı. Yani bu ülkedeki kurum gerçekçi olmadığına dair açıkça bir beyanıdır. Eee bu bir yıl önceki söylemi de tamamıyla Halkbank'ın bir anonim şirket olduğunu söylemesi kendi yolunu çizmesi gerektiği konusundadır. Yani ne demek ben Cumhurbaşkanı olsam Halk Bankası bir anonim şirkettir demesi ne demek batıracaklar. Yani bu. Yani eğer ki bu ülkenin en büyük hükümet başkanı Halk Bankası bir anonim şirket diyorsa dava karşısında arkasında devlet gücü yoktur. Tamamıyla bir anonim şirkettir aktif ve pasiflerin yani piyazı değerin üstüne bir ceza ile yani atıyorum 12 milyar dolarla karşılaşırsa iflas istenecektir. Yani hükümet bunun üstü veya altına dokuma niyetinde değil. Ha 2 milyar dolardır ki şu an 2 milyar dolar olmaz. Çünkü davadan önce uzlaşı talebinde bulunulmadığı için arkadaşlar dava neticesinde hakimin yani jürinin suçlu bulması hakimin tayin edeceği ceza birlikte bunun en az 5 katı tutarına bir ceza söz konusu. Bunun amacı zaten tamamıyla arkadaşlar sembolik. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bedel ödemesi değil sadece safının belli edilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle arkadaşlar güneyinde yani elime bir şekilde geçti bu harita. Ya inanılmaz muazzam. Yani delikli boncuk gibi yerde kalmaz. Nedir bunun özelliği arkadaşlar? Batı ile Güney sınırları tamamen doğal bir sınır olan nehirden, Fırat nehrinden oluşmakta. Doğusunda Irak sınırı, kuzeyinde ise M4 ve M10 karayolunun birleşmesiyle oluşuyor. Hakikaten çok güzel bir bölge, yani delikli bon kupon arazi, değerli tarım arazileri. Bunun dışında petrol sahaları. Yani kendisini hakikaten güzel bir konumda, bir ilke statüsünde e, bulacaklar. Bunun e, tahmini olarak 2021. Yani Amerika'nın derin düşüncesi eğer bir çocuk, yani bir veledizina peydah edecekse bunu e, AK Parti'nin kucağına bırakmak niyetindeler. Yani bunu 2023'e değil arkadaşlar, tamamıyla... 2021 veya 22'de yapma düşünce ve gayreti içindeler. Buna mahal vermemek gerekiyor. Halkbank davasında böyle dediğimiz gibi yani Cumhurbaşkanı bunu 2 sene önceden hatta 1 sene önce önce de dile getirdi. 2 sene önceden bunu dile getirdi. Kendisi Halkbank davası ile alakalı tek bir cümle kurdu ki benim kafamda da o geçiyordu. Aslında Halk Bankası, Ulu Önderimizin kurmuş olduğu esnaflara kredi sağlamak amacıyla kurulmuş bir ticari bankadır. Tabi bu 2000'li yıllarda e, işlevini yitirmiştir. Tamamıyla e, biliyorsunuz konut edindirme bankasına dön dönüşmüştür. Daha doğrusu halka ev almak amacıyla bir banka yani Emlak Bankası zaten bunun için kurulmuştur. E, sonra bu işlevinden yoksun kalmıştır. Cumhurbaşkanı'nın dediği e, Halk Bankası bir anonim şirkettir yani batıracağız. Yani Halk Bankası hakikaten batacak. Bunu isteyen kim? Bakın bunu ben söylemiyorum. Ben sadece Cumhurbaşkanının iki sene önceden hoş geldin açıp 2 sene önce ve geçen sene söylemiş olduğu özür diliyorum 2 sene önce söyledi. Geçen sene Covid vardı. Halkbank davasında kendisinin düşüncesi bu yöndedir. Bazen bizim halkımız anlamakta zorluk çekebiliyor. Kendisi şöyle bir söylemde bulundu. Halk Bankası anonim şirkettir dedi. Tek cümleyle bitirdi. Çoğu insan bunu anlamadı. Ben anladım söyleyeyim. Eğer ki bir şirket anonim şirketse kaldı, uğradı cezaya. Mal varlığıyla e, sorumlu. E, ortakları bu cezadan dolayı sorumlu tutamadı. Yani mütesessinen sorumlu değiller. E, Halk Bankası batacak arkadaşlar. Bu kadar net söyleyeyim size. Bu başlangıç Halk ile başlayacak arkadaşlar. Ülke derin bir kıskacın işine getirilecek. Haziran ayında umarım ülkemizi böyle konuştuğumuz gibi aynı şekilde bulabiliriz. Ee, bakalım ne olacak. Bununla alakalı soruları alacağım arkadaşlar. Yani Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'ndan sonra e, özellikle e, mülki hamillerin belirlenmesinde adı geçen kişileri gördüğümüzde hakikaten şaşkınlığımızı gizleyemedik. Yani arkadaşlar Kuzey Irak'tan, Kandil'den kim kaçmışsa orada kendini hep yani... Şunu söyleyeyim ben hiç yani aklıma gelmezdi bu olaylar. Ancak e, hakikaten Dağ Kadrosunun mülki amilliklere tayin edilmesi e, yani Irak komple ben sana söyleyeyim e, PKK unsurları eee mülki amilliklerde e, bir atanma yani hakikaten o kadar verilen mücadelenin sonucunda kendileri bir feedback bir geri dönüş olmuştur. Ben şaşkınımı hakikaten gizleyemiyorum. E, bu konuda tavırlarımız hakikaten kötü. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin göndermiş olduğu silah ve mühimmatlar arasında karadan havaya savunma sistemleri göze çarpmaktadır. Yani patriotlar hakikaten bölgede. Yani ilk önce biliyorsunuz Adara geldi. Daha sonra biliyorsunuz şu an başlıkları aktif hale getirildi. Ya benim anlamadığım bunlar kimi kimden koruyorlar ben onu anlamış değilim. Özellikle bu ilandan önce düzenli birliklerin kurulduğunu görüyoruz. Yani mülki amirliklerin belirlendi. İnsanlarda bir düğün havası oldu. Yani geçen sene e, Amerikalı diplomatlar boşuna Ramazan ayında çiğ köfteyle ayran içmemişler. Bunu anlamış olduk. E, yani Kuzey Irak'ın e, biliyorsunuz İsrail'le birlikte arkadaşlar İsrail'in çabası ve telkinlerine karşın 25 Eylül 2017'de bağımsızlık referandumuna gitmemesinin bir nedeni varmış. Benim de tahminlerim arasında geçen sene zaten aramız olan arkadaşlar bunu bilir. Kuzey İran kendini biraz geri planda tutmasının asıl amacı hakikaten ilk önce e, kamu düzeninin bozulmuş, halkın e, bir çare duruma düşmüş olduğu Suriye. E, haritayı ben zaten Instagram'da paylaştım. Siz de görmüşsünüzdür. Kendi el yazımızda zaten bunu dile getirdik. Evet Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu. Namussuzlar Kürdistan adını koymamışlar. Neden? E, çünkü bunun ne Kürtlükle alakası var ne bunların arkadaşlar Kürdistan'la alakası var. Tamamıyla yumuşak karın yani bizim kırmızı çizgilerin arasında geçen Kürdistan adını. E, bunlar zaten Kürt değil bunlar Ermeni. Ben sana söyleyeyim bizim Azerbaycan'da kazanmış olduğumuz e, kazanımlarla birlikte e, Ermeni şebekesinin çetesinin yani Amerikan diasporasıyla bir Ermeni diasporasının Amerika'da bulunan bu diasporanın böyle bir adımı oluşmuştur. Biden hükümeti de bunu %90 olasılıkla desteklemektedir. Yani Biden'ın ölmesini <laughs> temenni etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor arkadaşlar. S-400 konusunda zaten katsa yaptırımları da devreye alınacak. Ben bunu Eylül ayını bulacağını hatta Eylül'den önce olacağını zannediyorum. Çünkü biliyorsunuz tüm atraksiyon olayları yaz aylarında olur. Yani kışa pek bir şey bırakmazlar arkadaşlar. Muharebe alanın belirlenmesinde özellikle Türk yetkililerden geri adım atılması bekleniyor. Ben tamamıyla muharebe alanının belirlenmesinden yanayım. E, bu tabii ki Suriye ile Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu arasında bundan tampon bölge, yani 40 kilometrelik alana yayılmasını istemiyorum. Özellikle hava sonuna karşı direnç gösterecek silahlara sahip oldukları için. Bunun tamamıyla Irak sınırı üstünden PDRP yani yıpratma saldırılarıyla muharebe alanının güney doğuya doğru kaydırılmasından yanayım ben. Ee, zaten Türk yetkililer de bunu zaten göz ardı etmiyordur. Özellikle tampon bölgede yaşanacak bir hengame e, oradaki göç dalgasının civar vilayetlere bir çöküntü ekonomik olarak çöküntüye maruz bırakır. Şu an zaten e, tarımdan arındırılmış şekilde cepten yiyoruz. Ne demek bu arkadaşlar? Şu an bir üretim yok. Tamamıyla geçen yazdan biriktirdiklerimizi Yavaş yavaş tüketiyoruz. Zaten bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kullanmış olduğu reform paketlerinde soğuk hava depolarına yatırım yapıldı. Geç de olsa ki bu 10 yıldır zaten gündemdeydi. Biliyorsunuz dayanıklı meyve ve sebzeleri stoklanması amacıyla soğuk hava depolarına yatırım yapılması lazım. Ve bunun da %100 olması lazım yatırım istisnasından. Hatta bir fedbeki de olması lazım. Yani benim senin olayı yok. Yani devletin şu an şöyle düşündüğü bir durum var. Yani yapıyor da bana mı yapıyor? Öyle dememen lazım. Sen paranı ver kardeş, adam yapsın. Sonra sana yavaş yavaş öder. Yani bunun hakikaten olması lazım. Taylan bir şey sormuş. Türkiye'nin yapması gereken bu saatten sonra PKK gibi sunni bir örgüt grubu bölgede terör eylemi yapmasıdır. Şimdi eşkıya'ya karşı biz bunu arkadaşlar ben büyük abilerimden dinlediğimi söyleyeyim. Eşkıya ile mücadele için eşkıya türetirsen Onların zaptı mümkün değildir. Arkadaşlar biz bunu 1990 2000 yıllar arasında gördük. Özellikle e, kara kuvvetlerinin bir kolun e, kolunun kurmuş olduğu bir istihbarat örgütü vardır. Yani albayların kırmızı kaşa vurup da cebine PVC kaplı yani kimlik vermesi. Ben böyle adamları çok gördüm. Yani adamların yani anlattığı abi dozerle adam gömüyorlardı. Şaka değil. Yani biz bu cinse değmeyelim arkadaşlar. Yani terör örgütleri mücadele kapsamında sen bir terör örgütü ya da kurtuluş örgüsü yaparsan, bakın arkadaş bu işler ciğerden, yürekten gelir. Sen parayla bu işi yaparsan kuzeydeki örgütleri kontrol altına tutamıyorsun şu an. Neden? Paraları yatmıyor arkadaşlar. Dolarları gitmediği için kendine başına buyruk orada terörist duruyorlar. Yani eşkıya ile mücadele için eşkıya kullanılmaz düzenli ordu. Özellikle jandarma, özel harekat ve polis harekatının bir kısmı bölgeye kaydırılmıştır. Çünkü düzen sağlanmakta güçlü yaşanıyor bu size bildirilmiyor arkadaşlar ee, yani bölge sürekli asker sevkiyatı devam etmekte orada oluşan kaostan ötürü arkadaşlar Kamu düzeni sağlanması açısından bu birlikler oraya kaydedilmiştir bunu buradan size söylüyorum ee, nedeni bölgede yaşanan şimdi Türkiye'de yaşanan enflasyon özellikle bölge halkını etkiliyor arkadaşlar yardımların kesilmesi bununla beraber bazı oradaki kurtuluş örgütünün arkadaşlar ödeneklerinin tam zamanında yatmayışı, bunları başka arayışlar içine itmiştir. Konumuz dışında biraz bugün Amerika'yı çekiştirelim istiyorum arkadaşlar? Sizce bunlara karşı nasıl bir yol tutun, davranış sergilemeliyiz? Türk insanının düşüncesini hakikaten merak ediyorum. Ee, bu konuda fikirlerinizi lütfen bizden esirgemeyin arkadaşlar. Ee, var mı bu konuyla alakalı hakikaten kafasına takılan bir şey, fikri olan arkadaşlar? Ben Türk milletinden hiçbir zaman e, ümidimi yitirmedim. Siz de hiçbir zaman yitirmeyin. Bizim bizden başka dostumuz yok arkadaşlar. Yani biz ne zaman geçen bir soru soruldu. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı nedir diye ben cehalet olarak bunu tanımladım. Çünkü güzellik yarışmasında bile sergilediğimiz, birinci seçme için gösterdiğimiz gayreti siyasileri seçmek için kullanırsanız bu ülke hakikaten egemen bir güç olur. Onun dışında hakikaten bilgisi, becerisi, donanımı olmayan liderleri sırf güzel namaz kılıyor, sırf güzel oruç tutuyor. Ne bileyim esnaflarla megri megri ağlıyor diye arkadaşlar oy verirseniz e, bizim bu makus tarih hiçbir zaman düzelmez. Ben bunun inancı içindeyim. Yani arkadaşlar siz işe adam alırken bile yani aynı parayı vereceğiniz insanların en iyisini almaya çalışıyorsunuz. Güzellik yarışmasında bile birinciyi seçerken arkadaşlar güzelliğin ön planda olmasa adı üstünde güzellik ya, yarışması ama ben çocukken babama sorduğum bir soru vardı ya baba derdim üçüncü seçilen kız daha güzel değil mi diye. Babamın bana o yaşı 10 yaşındayken verdiği cevap hakikaten manidar. Bana dediği tamamıyla güzelliğin yanısına bilgi, yabancı değil beceri bu özelliklere de bakılıyor demesi. Yani birinciye baktığım zaman dolu dolu bir hakikaten e, özelliğin, donanım, kualifikasyonun olduğunu gördüm. Yeteneklerinin olduğunu gördüm. E, biz aynı özveri ne zaman siyasileri seçmek için gösterirsek o zaman e, hakikaten bizim insan hakları bildirisiyle bir işimiz olmaz. Yani burada... Yani Kongo'nun üstünde Ruanda'nın altında olan bir ülkeyi görüyoruz arkadaşlar. Bu ne acı ki ilgili ülkeyi YouTube'da araştırın zaman hakikaten gül günüz adam kesilen muzatlı mı 20 kişinin kapıştığı bir ülke görüyorsunuz. Sürekli yönetimin darbelerle değiştiği bir ülke görüyorsunuz. Bu hakikaten üzücü arkadaşlar. Temennimiz o ki umarım bu üzüntülü durumdan bir an önce kurtulur. Hak ettiğimiz değerlere tekrardan kavuşuruz. Tüm bölgeyi suyla tehdit efenilir diye yazmışsın. Fırat Düzlü suyu bizden çıkıyor. Türkiye tüm bölgeyi suyla tehdit. Evet. Ve Tayland bu 40 yıllık süredir böyle. Ben 10 yaşındayken de böyleydi. Suriye'nin böyle bir sıkıntısı vardı. Rahmetli Demiray e zaten bu konuyu gündeme getiriyordu. Bir su krizi çıkmıştı aramızda. Irak ve Suriye ile alakalı. Haklı olarak hala hatırlarım. Benim hafızam kuvvetlidir. Sayın Demir'in şöyle bir tiplemesi vardı anekdotunu yapayım. Suyun çıktığı yer bizde dedi. Devam ettiği yer bizde. O zaman su yani, yani tamam bir su kanunu var ama Türkiye'nin yani söz hakkı hepsinden fazla. Bu su kanunuyla da destekleniyor. Acı rahmetli Demir'in de dediği gibi suyun çıkış kaynağı bizdedir. Tasarrufu da bizdedir. Bizim o zamanlar Apo'yu saklıyorlardı. Suriye'den bahsediyorum. Su kriziyle biz bunu tehdidini yapmıştık. Şu an zaten e, ee, Taylan Ege'ye söyleyeceğim. Buradan geçen gün paylaştığım Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu ile alakalı Batı şeridine baktığın zaman ülkenin kuzeyinden şu parmakla gösterdiğim kuzeyinden güney hattına kadar arkadaşlar yani 380 kilometrelik bir alanda arkadaşlar ee, su bulunmakta. Yani sınırı su, nehir. Yani böyle bir ülke yok dünyada. Bakın aynı bizim Yunanistan'da sınırımız Meriç Nehri gibi düşün. Ama daha büyüğü. Bir sınır attınca uzandığını düşün. Yani adamların su sıkıntısı yok. Yani Amerika bildiğin suya yatırım yapmış oluyor. Yani böyle gördüğünüz bir maşayla, paravan ülkeyle suyun hakim olmuş oluyor. Yani bir emanetçi tayin etmiş oluyor arkadaşlar. Bunu göz ardı etmeyin. Evet, e, esnafa hala sormakla olmuyor. Yani tespit var, çözüm yok. Eee... Genelde e, esnafın buna mahal vermemesi, yani 60 yaş, yani bütün e, siyasi liderlerimiz 60 plus. Yani başka bir şey değil. Bilgi, beceri, kualifikasyon, donanım sıfır. Ama e, hala bir kurtuluş bekliyoruz arkadaşlar. Bunlardan bize kurtuluş yok. Daha kötü günlere gidiyoruz. Sen kendini değiştirmedin sürece. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Ekonomi bu kadar kötüyken mücadele zor. İki ay sonra işten çıkartma hesabı bittiğinde işsizlik oranları yine düşecek mi acaba diye demiş evrim. Ee, şimdi ben bir video çekmiştim Kasım'da aşk başkadır diye İşte gördüğümüz gibi Mayıs'a attık Kendimizi Yani işe çıkarma yasa Mayıs'a kadar geldi yasa Yani şu an zombi işçiler var Yani işsiz ama çalışıyorlar Yani patron geri kalanını verir mi ya Bin lira veriyor O da zaten ballı kaymak Adamı full time çalıştırıyor Covid olsa da olmasa da Hastalansa zaten hükümetten ödemesini alıyor ee, Bu Sürdürebilir değil yani hükümet de bunun farkında. Bugün zaten dedikleri gibi e, tam kapanma tekrardan e, devreye girebilir. Çünkü vaka sayıları artıyor. Biz bunun 2 hafta sonra ben zaten 3 hafta ömür biçtim. 2 hafta e, tespit 1 haftada abondane süresi derken 3 haftada zaten e, Nisan'ın başında bu iş e, tamamıyla kontrolden çıkar gibi geliyor. Özellikle İstanbul için konuşuyorum ben. Avrupa'da iş çığırından çıkmış durumda. İtalya'da zaten vaka sayıları tekrardan 28 bin. İtalya'da 27 bin. Diğer ülkelerde de zaten vaka sayısı hakikaten ciddi bir şekilde yükselmiş durumda. Bunun etkilerini zaten ekonomi olarak göreceğiz. Ee, özellikle ons altında bu devam ediyor arkadaşlar. Herkes Amerikan onluklarını artıp Amerika'nın para bulamamandan dert yanarken e, enflasyonu tetikleyip altın ve değerli emtiaların düşük kalacağını zannediyorlar. Bu büyük bir yanılgıdır. Bunun tersinin çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Yani dünya garip bir noktaya doğru ilerliyor. Ve bu konuda Türk halkının ve Türk hükümetinin Hakikaten almış olduğu bir eylem planı, bir e, yol haritası yok. Bakacağız, izleyeceğiz. Yani Allah'a emanet bir yola doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu enflasyon tetiklemesi emtiaları yukarı doğru taşıyacaktır. E, petrol bunun dışında kalacaktır. Çünkü OPEC ülkeleri biliyorsunuz yüksek cari açık veren ülkeler bunu kompanse etmek adına petrole abanacaklardır. Tıpkı 2014 yılında olduğu gibi petrol fiyatı 25 dolardan 17 dolara kadar düştüğünde doların veya herhangi bir para birimin dünyada değer kazanması değil, aşırı arzdan dolayı böyle bir düşüş oldu. Aynı arzın tekrar 2021 yılında ben yaşanacağını düşünüyorum. Ancak artan enflasyonla birlikte fiyatların stabil kalacağına inanıyorum. Çünkü enflasyon her şeyi tetikliyor. Yani 2014'te Amerika'da alabileceğim bir charger araba şu an 49 bin dolar. Yani arada ne kadar fark var? Neredeyse %100'e yakın bir enflasyon oluşmuş durumda. Amerikan hükümeti ve vatandaşı enflasyon iliklerine kadar hissetmiş durumda. Ülkemize bunun sirayet etmesi muhtemel midir? Tabii ki muhtemeldir. Çünkü Amerika'nın borçlanamadığı bir dünyada biliyorsun en borçlu dünyadaki ülke. Yani ben geçen Amerika şey Almanya ile Türkiye'yi karşılaştım. Abicim Amerika Almanya'nın e, 2.6 trilyon euro şey pardon avroya dolara vurduğumuz zaman e, 2 trilyon üstünde bir e, ihracatı var. Ülkemize bakıyoruz 159 milyar dolar. 22 milyarını düş. Neden abi düşüyorum? Şöyle hesap yapıyorum ben. 22 milyar dolar araba satışı. Benim arabam yok ki. Yani bu Japonların, Amerikalıların, Fransızların arabası. Yani İtalyanların da var. bunların arabası arkadaşlar yani benim ülkemde üretilmişti. Sadece iş gücü sağlıyorlar bana. Orada sus payı veriyorlar. Benim rakamlarım şaibeli arkadaşlar. Bu sırf orada değil. Yiyecek maddelerinde de keza öyle. Yani ülkede üretiliyor ama başka ülkelerin firması burada şirket kurmuş. Yani arkadaşlar e, ticaret odamız hatalı yani 800 e, yani biz bir barkod numarası veriyoruz 839'da yerli malı değil kola yani imkanı yok yani burada üretmeye geliyorlar Xiaomi burada mal üreteceğim diyor İzmir'de üretti arkadaş e, sen yerli malı değilsin ki ve buraya satacak yurtdışına ihraç etmeyeceğim diyor keşke bütün firmalar öyle olsa böyle hakikaten e, sözünün eri olsa ancak e, gerçekten uzak bunlar e, pek yani inandırıcı değil Bizim verilerimize baktığımız zaman hakikaten biz bir şey satmıyoruz. Türk insanları söylememiz gereken şöyle bir gayretimiz var. Bir gün televizyona çıktığımız zaman bunları hakikaten insanları uyandırmak adına söyle. Bakın Amerika'da 1.9 trilyonluk paket geçiyor ama aynı paketin içinde biliyorsun 400 dolar onların haftalık ücreti. Amerika'da genelde haftalık alıyorlar maaşlarını. 1600 dolar. Asgari ücreti zamlayalım dediler red çıktı. Neden? Abi kafa var adamlarda. Diyorlar ki yani direkt maliyet unsuru olan işçiliği biz arttırırsak enflasyonu biz yani maksimum seviyede görürüz. Bizim ülkemiz bunu düşünmekten yoksun. Bir değerimiz, bir adamımız, bir vatan evladımız yok ki bunu televizyonda söylesin. Bizim yaptığımız her sistem hatalı. Yani biz hakikaten ee, yani çömlekte biz deva arıyoruz. Hakikaten adamlara biraz yani bakıp ya kimse demiyor abi biz hata yapmışız. Bak Amerikalılar bak bedava para vermekten yanalar. Ama asgari ücreti zam yapmaktan yana değiller. Neden? Asgari ücreti yapılacak zam 100 dolar hükmünün yok olmasına sebebiyet verir. Adamlar böyle zeki. Yani üst akıl diyorsun üst akıl diye bir şey yok. Adamlar normal olması gerektiği şekilde düşünüyorlar. Bizim ülkemize baktığımızda hakikaten ee, sağlam temellere dayandırılmamış bir ekonomi politikası gözlemlemekteyiz. Zaten bunun etkilerini biz 2023'e kadar yani seni üzmek istemem güzel kardeşim. Bu videonun başlığını zaten ee, güzel bir başlık koyacağız. Hem YouTube'a hem Instagram'da tekrardan yayına sokmak adına. Yani 2023'e kadar bir şeylerin düzeleceğini zanneden Türk halkına söylüyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Ee, hakikaten artık muharebe alını belirlemek açısından plan yapmamız gerekmektir. Özellikle İstanbul'un işgalinden bahsetmek istiyorum. Yani İstanbul kat'i surette yani elime geçen bilgilerden söylüyorum. Ee, i̇şgal altına vuracağız. Şaka değil. Direnmek boşuna yani bul ve yok et doktrin uygulayan bir e, orduya karşı arkadaşlar e, vurkaç taktiği yani gerilla taktiği uygulanması gerektiğini yani derinek noktasını oluşturmamız gerektiği kanısındayım ben. Çünkü kaybedeceğimiz bir muharebe alanında arkadaşlar tamamıyla savaşabilecek unsurların e, nakli, saklanması ve gerektiğinde e, kamu düzeninin bozulması ve asilin orada barınmaması için e, gerilla stratejisi uygulanması gerekmektedir. Özellikle İstanbul gibi şehir savaşlarında biliyorsunuz ee, nokta atışı yapan silahlar ehemmiyet arz etmektedir. Benim söylediğim bazen ben hani diyeceksiniz e, abi o kadar da olur mu diye. E, adamlar kararlı. Yani ben bunu görüyorum. 2023'e kadar özellikle e, yani Amerika Birleşik Devletleri e, yani muhalif kesimi, özellikle bu ülkede kendisine bağlı olan muhalif güçlerden bahsediyorum. Parti ismi vermeden yani AK Parti'nin e, ayağın yani ondan sonra gelecek e, partilerin bir koalisyon hükümeti olacağını biliyor. Ya oraya kadar bekleyecekler ki bu iki seneyi e, gerektiriyor. Ya da e, Recep Tayyip Erdoğan gizli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne sunmuş olduğu teklif yürürlüğe girebilir. Nedir bu? Benim bundan video var. Nedir bu arkadaşlar? 2022'de seçim yaparsan erken seçim için ben de tekrardan aday olacaksam derler 2022'de seçim olur. Ama 2021'de seçim yok. Bunu unutun. 2022'de yapılacak seçim için tekrar Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu. Ya referanduma taşıyacaklar. Bu 101 ve 116. maddenin değiştirilmesiyle alakalı. Veyahut kendi sunmuşları 2020 yılında sunmuş oldukları teklif hala geçerlidir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler o erken seçimde uzlaşı sağlayıp erken seçime gittikleri takdirde Cumhurbaşkanı 3. kez seçime gidebiliyor. Ancak meclis 3'teki çoğunluğu gerekmektedir. Bu 2020'ye kadar masada olan bir teklif. Yani Biden'ın da beklemesi gereken hakikaten ülkedeki rejimi yani iktidarı doğal yollarla kendisine bağlı olan unsurlarla devşirebilmeyi gayret içine girecekler ki biz bunu 2000 yılında gördük. Tek Allah bu memlekete yaşatmasın ki onlar geçse bile kendine güvenmesinler Amerika'nın gözü İstanbul'da ve Malatya'da. Yani bunu kendileri artık gizlemiyor. Dünyanın her yerinde konuşuluyor arkadaşlar. Yani eskiden e, hakikaten bir bilim kurgu yani bir tez olarak kafada böyle gırgır gır yapılan, fıkrası anlatılan bir olayken şu an hakikaten gerçekçiliğini koruyan bir hikaye dönüşmüş durumda. Yani bu gelecekle alakalı hakikaten bir plandır. Bunu bakalım nasıl engelleyebiliriz ya da Amerika bu süreçte nasıl karşısına engeller çıkartabiliriz, çıkabilir. Bunların üzerine tartışmamız gerekiyor. Şu an soruları alalım. Ee, devlet kontrolü, bireysel silahlanmamız gerekiyor orada. Yani Taylan ben bunu sürekli söylüyorum. Türk halkına arkadaşlar bakın yani balistik izi zaten belli olmuş. Yani taşıma ruhsatı silahları herkesi dağıtmamız lazım. Yani devletin yaptığı da şu insanlara av tüfeği veriyoruz. Av tüfeğin yoktur. Ben şimdi buradan söylemek istemiyorum. Yani e, fişeklerini ve sesini gizlediğiniz takdirde sizi hiç kimse bulamaz. Üstünüze bir de barut kokusu zinmişse güzel bir temizliğiniz yaparsanız hiçbir suçtan üçün giymezsiniz. Ne hikmetse biz önümüze geleni av silahı veriyoruz. Halbuki pumping gun yani pompalı tüfek. En tehlikeli silahlardır. Yivsetleri olmayan silahlardır. Ben yani mülki amirlere vereceğim başkanlık hükmü budur. Yani Herkese e, tabanca, pistol verilmeli arkadaşlar. Bunları kullanması lazım. Neden? E, bunlarda yivset vardır. Yapılacağı bir cürümde kayıt altında silah. Yani e, bence Türk halkının silahlanması lazım. Yani Bulgaristan'da sen kimliğini biliyorsun. AK-47 otomatik kanastikof alıyorsun. Yani devlet milletine güvendiği sürece güçlüdür. Ama biz bu yeteden yoksun olduğumuzu görüyoruz. Bakın şaka değil yani Bulgaristan'da kimliğini Türk yani sen Bulgar kimliğini verdiğin zaman atomat, Kalashnikov'u alabiliyorsun. Bulgar malı biliyorsun Kalashnikov 3 çeşit üretiliyor. Çin, İzamaş, Rusya, Bulgar malı. E, kendilerinin Bulgar malı var. Yerli silah gibi bunun patenti var. Yani Amerika şey Rusya'dan izin alınmak şartıyla zaten yıllardır üretiliyor. Ee, oradan kendileri temin ediyor. E sen şimdi Karaçukov eğitimi almış eğitim değil yani onunla büyümüş ya evinde duvarda asıl adam çıkıyor boş vaktinde atıyor. Yani sen oraya 20 dakikada nereye bayrak dikiyorsun? Adamlar yani ciddi bir unsur olmuş. Yani silahlı milis gücü olmuşlar yani sen ne diyorlar onlara? Bir özel adı vardı e, Ruslar dilinde. E, yani gerilli oradan gelmekte adamlar. Özel eğitimli asker olmuş oluyor bir nevi, Sivil milis gücü. E, Türkiye baktığımız zaman e, insanımızın silah gücünden yoksun eğitim gücünden yoksun olduğunu görüyoruz. Yani bu milletin hazırlanması gerektiğini biz inanıyoruz. Yani depremden korkarız. Rant çetesi hala devam arkadaşlar. Yani bu insanlar bizim şehirden hakikaten açık alanlara yığmamız lazım. Her insan 3 dönüm arazi tahsis edeyim ama yeşil tapu olmak şartıyla yine yani satılamaz. Kişiye özel olmak şartıyla 100 metrekare bir katlı bir ev izni ve imar izni verilmesi lazım arkadaşlar ama görüyoruz rant çetesi. Abicim yani bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı bile oradan gelme. Yani belediye başkanlığı. Bu ülkedeki oturumuz evlerin değerinin yüksek olmasının yegane temeli bu arkadaşlar. Evler yatırım kültürü olmuş. Yani insanlar ev alıp satmaktan para kazanmayı hayal eder oldukça 20 yıldır. O yüzden sen ev sahibi olamadın bugüne kadar. Yani evler hakikaten belirlenmiş olduğu düzen, kat ve kat pahalı. Bu ülkenin hakikaten beka sonu budur arkadaşlar. Milleti yaşatacağız ki devlet yaşasın. Yani milletin zengin olmasından korkmayın. Millet ne kadar zengin olsa devlet de o kadar zengin olur. Bunun bilincinde olmayan bu seçilmiş kişilerle bu ülke bir arpa boyu yol kat edemez arkadaşlar. Soruları alalım arkadaşlar. Zira ben çok konuştum. Biz az konuşup çok iş yaparız arkadaşlar. Siz sorun ben söyleyeyim biraz da. Yani Taylan'ın dediğine hakikaten katılıyorum. Bireysel silahlanma şart arkadaşlar. Ancak bireysel silahmanın yanında ekonomimizde çok iyi olması lazım. Çünkü bunları işlevi dışında kullanılmaması gerekmektedir. Bu da sağlam bir ekonomi ile mümkün olabilir ancak. Evet sorunuz var mı arkadaşlar? Bugün anlattığımız bu Halkbank davası, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu ve bu anlattığımız İstanbul işgali ile alakalı arkadaşlar. Sorusu olan kafasına bir şey takılan var mıdır? Emrullah gelmiş aramızda hoş gelmiş. Doğukan Cömert bir şey yazmış. Abi araziler yapılacak olan tek katlı evleri 3D yazıcıyla yapsak maliyet ve zamandan tasarruf yapılabilir mi? biliyorsun ev bina yapmak aramızda inşaat mühendisi var. ben çelik konstrüksiyon olmasına karşı değilim. Çünkü onun ömrü 300 yıldır. Yani çelik konstrüksiyonu bir yerden bir yere taşıyabilir. Maliyet ve mesela demirden yaptığı zaman Almanların 1940 sistemine dayanan beton karkas bina yaptığın zaman ömrü faydalı ömrü 25 yıldır. Ben 50 yıl diyorlar da sen geç 25 yıldır o. Ben inanmıyorum 50 yıl olduğuna. Şu an bile 10 yıllık evlere bile dıdak bakıyorlar yani. Benim sana dediğim o çöp oluyor arkadaşlar. Bildiğim hurda oluyor. Ancak çelik konstrüksiyondan imal ettiğim bina 300 yıl ömrü vardır. Canım mı sıkıldı? Arasını yıkıyorsan çelik konstrüksiyonlar emtiyadır. Yani emtiyanın yükseleceği bir dünyada o senin evlatlık bir yatırım olur çelik konstrüksiyon direklerin. Ama isteyen beton yapabilir. Beton tabi belediye tarafından mutlaka numune alarak arkadaşlar yapı denetim firmasıyla karotun alarak arkadaşlar sağlamlık yani ev yapıyorsanız da direklerinin mutlaka C40 betondan yapılması. Yani eğer ki depremden korkuyorsak C35 bile kurtarmaz. 40 yapalım sağlam yapalım. İçine nasıl yapıyorsun? Ya ben dışıyla ilgileniyorum arkadaş yani devlet olarak. Ben bunun taraftarıyım. Zaten yani arkadaşlar kaçak yapı nedir? Kaçak yapı yani hükümetin koymuş olduğu bir yasakları delme. E, abi yani ev yapmanın yasağı olur mu? Adam sana nefes alma gibi bir şey. Yani insanın barınma ihtiyacını elinden alamayız. Yani bu insanlar nasıl ev sahibi olacak? Ben babaları yani kara kara düşünüyorum. Ya bir arkadaşımız var partili. Harbiden yani adamın aldığı maaş belli. Yani ev en ucuz ev 400 lira. Ya bu adam nasıl ev sahibi olacak? İmkanı yok. Ya devlet de şu an aranızdan biri diyeyim ya ben ölsem benim oğluma kim bakacak? Devlet bakabilir der misin? Ya sana bakmıyor arkadaş. Devlet kime bakacak? Kendine bakamıyor daha ya. Ama bir güzel olayı var arkadaşlar. Pandemide sizi kimseye yedirtmediler. Ben bunun şahidiyim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Yani pandemiyi güzel yönettik. Hakikaten öyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki ya biz maske... Vallahi nereye gitsem ben maske satılıyor. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Hakikaten yok. Ben bakın kötü gördüklerimi yer yeriyorum. İyi gör Zaten muhalefetin amacı halk adına iktidarı doğruları söyletmeyi mecbur kılmak. İyi yapmaya zorlamak yani ama buradan Süleyman Soylu'ya bir laf söylüyorum. Ben ne zaman belediyelerde bakın CHP AK Parti fark etmez rüşvet operasyonlarıyla bir kervan görmezsem yani 20 kişi kervana takılıp da emniyete götürülmedi yargının önüne teslim edilmediği sürece kendisini her zaman böyle töhmet altında bırakacağım. Ben belediyelerde olan artık benim oturduk yerde kulağıma geliyor rüşvet olay, olayları. Ya tarifesini yapmışlar. Ya nelerini yapmışlar arkadaş. Bazı olaylar Ankara'dan hallediliyor. Ya ben bunun kulaklarıma geliyor. Yani Cumhurbaşkanı bunun haberi yok mu bunlardan? Ne zamanki ben emniyet müdürlüğünün bakın söylüyorum kameralı olarak bakın kamera koydukları yerde belli yazıcıların içine. Şaka değil. Bakın bu belgeleriyle birlikte CD'leriyle birlikte bunlar basına servis edilmediği sürece. Bunlar paket edilip emniyetle vasıtasıyla yargı önüne çıkartılmadığı sürece sürekli töhmet altında bırakacağım. Yani arkadaşlar bu AK Parti, CHP olayı, İ Parti olayı değil de, bu memleket olayıdır. Hepimiz biliyoruz arkadaşlar bu rüşvet olaylarını, bu kaçakçılık olan hepimiz biliyoruz. Yani bu ülkenin güvenip de size oy veren insanların yani size vekalet veriyorlar, siz bu adamları soyuyorsunuz. Artık bu talan düzenine son vermemiz lazım. Ancak bu namussuzlarla olmaz. Halkın hakikaten ben ne zaman senin gibi insanların başa geldiğini göreceğim. İşte o zaman ben misyonumu tamamlamış olarak istifa edeceğim. Ama senin gibi adamları görmek istiyorum. Bu ülkenin bakın Tunceli Belediye Başkanı gibi. Yani Ovacık Belediye Başkanı'ndan Tunceli Büyükşehir Belediye Başkanı'na geçen adam gibi. Yani otobüsler bedava. Adam çıkmış dün diyor ki ben sütle ekmek dağıttım. 800 milyon para harcadım. Senden de e istiyorsun ya kardeş. Siz vermeyi seviyorsunuz millete dilenci gibi de. Sen otobüsleri bedava yap başka zaten insan istemez. Gölge etme yeter. Yeter ki sen benim hakkım olanı ver. Ya bir adama dil, dilenci yerine sokuyorsunuz. Bir alarak ekmek veriyorsunuz. Sen otobüsü bedava yap. Verdiğini görme. Ya adam bir de açık yürekle söylüyor. Ben 800 milyon TL harcadım. İyi de kardeş sen niye bizi dilenci yerine sokuyorsun? O acık yani Tunceli Belediye Başkanı yaptığını yap. Demek ki oluyormuş arkadaşlar. Bunlar hayal değil. Yani kayyumun 1 milyon liralık temsil ve ağırlama giderini 30 bin lira indirdiğini söylüyor. Yıllık bazı konuşuyor kendisi. Büyük bir başarı. Nedir temsil ve ağırlama gideri? Yani misafirin gelmiş çay börek pasta var ya işte kayyum artık ne verdiyse. Yani tesbih mi yaptırmış yani gümüşten yollatmış sen beşe şey yap ona fatura et bize beşi gelir evden alırım Sesi düşündüm. Sesi düşündüm bunu. gerçeklikle alakası yoktur. Ama olağan şeyler bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Yani bunlar tapelerde dedim mevcut ama basında servis edilmesi gerekiyor. Edilmeyene kadar Süleyman söylüyor buradan hakikaten töhmet altında bırakacağım. Sürekli bunu dokunduracağım arkadaşlar. Şakam yok ciddi söylüyorum ben. bunlar ne zaman belediye çetesinden bahsediyorum. O içeride rüşvet yiyenlerden bahsediyorum. Bunların CD'leriyle görüntüleri birlikte basına servis edilir. Yarın ilk işim gidip AK Parti'ye üye olmak. Bakın şaka yapmıyorum size. Ben ne zaman bunu görürüm. Ben bunu ne zaman görürüm. Ee, AK Parti çağ atlamış derim ben. Bakın bu kadar net diyorum. Bugün zaten Abdülhamit Gül bir şeyde bulundu. Yani Cumhuriyet Başsavcıları'nın tek dayanağı yani kimseden emir almayacaklar emir alacakları tek yer anayasa dedi. Ben de gülen bir adam e, anekdotu videosu paylaştım altına. Umarım anlarlar dediklerine yani kendilerine inanıyor mu şüpheliyim. Servis falan etmezler. Yani ben ne zaman tahayyül ediyorum. Belediye belediye başkanları, altına çalışan bakın imar bölümündeki insanlar kelepçelenip yargı önüne çıkartılıyor böyle Türkiye'nin her yerinden. Bu rüşvet operasyonları devam ediyor. 2023'te oyumu sizle birlikte AK Parti'ye vereceğim. Buradan ilan ediyorum. Ama bunun yapılması gerektiğini söylüyorum. Sırf bir tane değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bu rüşvetler dönüyor arkadaşlar. Yani ayyuka çıkmış. Bunun düzeltilmesi lazım. Yani Muhalefet olarak görevimiz bunların yapılmasına gerekli ortamın zeminini hazırlamak. Yani ben bunu buradan yani siz de lütfen tanıdığınıza, eşinize, dostunuza söyleyeyim. Bu operasyonların yapılması gerektiğini e, açık yürekle söylüyorum. Yani bu ülkede bazı şeyin artık düzelmesi gerekiyor. Bazı şeyleri görmezden geliyoruz. Yani biz bugün sizle televizyon programına çıksak oturup bunları konuşacak arkadaşlar hakikaten bana hak verirsiniz. Yani nedir? Herkes biliyor bir yerde bir rüşvetin döndüğünü. Abi niye bir şey yapmıyorsunuz o zaman? Yani halk olarak söylüyorum. Baba ne yaptın? Hep bir yerde mafşat yapıyorsun da nedir çözüm? E birlik olalım. Beraber bir şeyler yapalım. Örgüt olalım. Bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf edelim. Herkese laf var abi. Yani nedir? İki tane maç oynanıyor. Sen kahvehanedesin, Maç izlerken takım kurtarıyorsun. Adam onu çıkarıp Fatih Hoca bunu çıkarıp bunu alsaydı. İyi de arkadaş senin böyle bir yetkin yok akıllı verini kime veriyorsun bana vermek de olmaz sen Terim'e söylemen lazım bunu ya da kendin bir şekilde e, Fatih yerim terimin yerine geçmen gerekmekte yani bizler olur olmadık yerlerden çözüm medetliye yani medet umuyoruz çözüm umuyoruz ama hakikaten beyhude bunlar fakir çalmayı bilmediği için fakirdir diyen adam yönetiyor memleketi yani e, o konuda bil <laughs> ya biliyorum da şimdi e, yanlış tanışı çünkü ucu açık bir cümle o arkadaş fakir çalmadığı bilmediği için fakirdi diyen adam yönetiyor memleketi yani hakikaten de bilmediği için olabilir yani bilmiyorum yani ucu açık dediğin gibi her yere çekilebilir yani iyiye de çekilebilir kötüye de çekilebilir bak bütün şeyini çevirdim adamın ama eee bu olay sıkıntı. Yani fakir çalmayı bilmediği için fakirdir. Yani gerçeklik payı da olabilir. <laughs> Kötü payı da olabilir. Yani her yeri çekilebilir bu cümle. O konuda ben biraz çekimsel duruyorum. Siz ama neye inanıyorsanız. Çünkü düşünce ifade özgürlüğü senin anayasal hakkındır. Bu senden alınamaz. Öyle düşünüyorsan kendisiyle gidip konuşman lazım. Nedir abi sen böyle bir laf ettin abi ucu öyle mi diye. Yok kardeş biz öyle demedik çalmayı bilmiyordur diye. Nasıl çalınır? Nereden çalınır? Nasıl yapılır? Fakir adam çalamaz. Niye? E, çaldığın zaman yani yani ne, ne bileyim kalbin atar, bir şey olur. E, çünkü şöyle bir hadis-i şerif vardı. Ne diyorlardı? Eğer kalbin atarken yap, kalbin atıyorsa bir işte o şeytandandır diye. E, adrenalin olduğu işte hakikaten e, yanlış iştir arkadaşlar. Evet, Halkbank davası, e, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu ve Biden'la alakalı, e, İstanbul kuşatması ile alakalı sorusu olan var mı? Bugün yayınımıza geç başladık 15 dakika. Kusura bakmayın. E, size e, onu 10 geçe de yayını bitirelim. 5 dakikada bana müsaade edin. 55 dakika olmuş olsun bu video. Güzel dolu dolu bir video oldu arkadaşlar. E, güzel değdirmeler, dokundurmalar bilgiler içeriyor arkadaşlar. Tarihe tanıklık etsin diye. Ee, tarihe tanıklık etsin diye. Bugün ayın 11'i mi? 11 Mart 2021'de tarihe tanıklık olsun diye buradan deklarasyonda bulunuyorum. E, umarım bir gün anlarız. ABD'nin Yunanistan'a Trakya sınırımıza asker yiyor. Ee, Tayland. Ben bunu 2017'den beri gözlemliyorum. Çünkü asker yığmadan ziyade Bulgar hükümeti 2009 yılından bu yana Türkiye'de bulunan Trakya'da bulunan üslerin bir fiil lokasyonu, e, içeride çalışanların isimleri listesi sürekli işte e, bilgilerini dosyalayıp e, karşı istihbarat örgütlerine satılığa çıkarmıştır. Yani herkes belli bir fiyatla bunu edinebiliyordu. Yani Bulgar hükümetinin bunu yapması hakikaten dostane değil. Ee, 2017'den beri e, Amerika bölge tank sevkiyatına devam etmiştir. 2017 diyorum bak 4 sene geçmiş. Bizim Türk milleti hep böyle trafik kazası, tecavüzlü, kadın ölümleri haber, haber diye bize servis edildiği için Türk milleti televizyonlarda, görsel ve işitsel basında örgütlenememektedir. Bu da birbirimizden kopuk yaşadığımız dünyayla ne yani istihbarattır abi yani bilgidir para. Bundan yoksun bir millet egemenliğini kaybetmeye mahkumdur. Bakın bunu hiçbir zaman e, unutmayın. Yani bir mil, devlet gücünü milletten alır. Milletinden de bilgiyi saklarsan hop yumurta kapıya dayandığı zaman mı milletten yani yardım isteyeceğiz? Bu böyle olmaz. Şu an zaten bir kopukluk söz konusu. Bunu acilen tedirici bir şekilde gidermemiz gerekmekte. Bunu gidermediğimiz takdirde bedellerini biz yani çocuklarımızı biz öderiz. Yani ee, Suriye'yi görüyoruz. Ya, kepi masaya koyacağız. Birbirimize Suriye konuşacağız. Abicim Suriye'nin bu halde olmasını yani 20 sene önce hayal edebilir miydin ya? 20 sene önce bize kafa tutuyorlardı. Şaka değil ya. Tank sayısı bizim tank sayımızdan fazla da ben hiç unutmam bunu. Askeri unsurları hakikaten nitelikli unsurlardan meydana gelmekte. Bilgi beceri kualifikasyonları hakikaten üst seviyede. Ee, ancak şu an hallerini görüyorsun. Ee, Suriye'de millet karasını bıraktı. Yani millet Suriye'de kızları tecavüze uğradı. Ee, yani farklı farklı unsurlar peyda oldu. Yani at bilenin kılıç kuşananın orada. Şaka değil. Devlet bitti abi. Yani zamanında kaçanlar kendini kurtardı. Geç kalan orada yaşayanlar açlık susuzlukla mücadele veriyor. Namuslarını koruyamamış durumdalar. Aynı şey bizde olmaz diyorsun değil mi? Onlar da öyle diyordu. Yani bu ülke birbirinden kopuk olduğu sürece biz makus talimizi değiştiremeyiz. Yani şu an mevcut hükümet ve bize hakikaten yönetmeye, hizmet etmeye e, talip olan insanlara bakıyorsun. Hırsızlardan mütevellit, Amerika'nın kucağında oturmuş insanlardan mütevellit oluşmakta bunlar. Biz nasıl kurtulacağız? Bir kurtuluş işimiz yok. Arkadaşlar örgütlenmemiz lazım. Hakikaten Cumhuriyet ve İstiklal Partisi adı altında örgütlenip hakkımızı, adaletimizi aramamız lazım. Eğer ki biz bir oluşum içinde yani şu çıkan adamlara bak ya ismini vermiyorum. Niye? Ayıp olmasın insandır onlar diye. Yani yeni siyasi parti kuranlara bakıyorum. Abi millet sizden neler çekti. Yani artık hakikaten yüzü kızaran insanlar. Lafın yani bir insan bana istifa et dese valla bir dakika elimde durma. Ben zorlamıyorum Arkadaş sanki bana para veriyorsunuz derim ya. Para veriyorsunuz derken şunu dokundurmadan geçmeyeyim. <laughs> Cumhuriyet Halk genel başkanı dedi ki ya Tayyip dedi 80 bin lira oluyor dedi. Ya ben böyle bir durdum. Yani sen ona mı takıldın dayı derim yani. Yani 74 yaşındasın. Takma diş lazım. Allah aşkına bizimkine orijinaldir. Ee, sen buna mı takıldın? Ben o sarayda yaşamak için sana 200 bin lira kira verir. Ya, bu kadar net diyorum sana. Bak bu kadar net diyorum. Anladın mı sen? Sen zekisin anladın o anlamaz. Onlar merdivenden ters çıkan adamlar. Eşeğe de ters binerler. Bu konuda destekliyorum yani teyzeleri. Adamın maaşına takmış. 80 bin lira. Ya 80 bin lira nedir arkadaş? Yani 2 aylık şey yani. Harcarsın biter. Ben yani o sarayda oturmak için 200 bin lira kira veririm. Demek ki ben 140 bin lira kardayım. Sen öyle bakman lazım. Ee, şu an ta, yani Tayyip Erdoğan almış olduğum maaş 300 bin liraya denk geliyor. Anlatabiliyor muyum sana? Neden? Çünkü sarayın kirası 200 bin lira. Çok güzel bir yerde yani oturuyorsun. Yıllık tahsisatım 3 milyar Türk Lirası. Emrinde çalışan saraya bağlı olan personelin gideri 400 milyon Türk Lirası. Güzel bir ortam. Ben orada oturmak için 200 bin lira kira veririm. Adam 80 bin liraya takmış. Yani kusura bakma 80 bin lira. Yani yanlış bakıyorsun dayı. Sen eğer böyle ülke yöneteceğim diyorsan yanlışsın. Yani ülke nasıl yönetilir? Ben buradan hükümete ya da onun yerine geçecek muhaliflere söylüyorum oturacaksınız, kağıt kalemi alacaksınız. Söyleyeceksin işte Hasan söyle bana yurt dışından biz 100 işte 159 milyar dolar mal satıyoruz. Ancak arkadaşlar e, 219 milyar dolar mal alıyoruz. Bizim burada üreteceğimiz malların girişini yasaklayacağız. Gümrük muhafaza ekiplerine telefon açıyoruz. konteynerlarda veya gümrük komşumento veya beyannamelerinde bu mamulleri yazanlara ülke girişini yasaklıyoruz. Bütün iş adamları da gönderin. Bu malları ülkeye göndermek için parasının %50 navlun bedelini agresif hesabından gönderenlere bir kerelik mahsus malı çekmek için antrepoda beklemeyecek. Ülkeye KDV'sini, ÖTP'sini yatırıp alacaksın. Burada ülkede navlun olarak kalacak. Ben konteynerde vergisi ödememiş araba ya da mal bir şey görürsem hepsini denize dökerim. Hepsini denize dökerim. Sana bir ay mühlet, bütün o malını, mülkünü, hepsini, vergisini ödeyip içerideki antropoları alman gerekiyor. Sınırda parası ödenmemiş mal mal görürsen, abi grayderi çağır, hükümetin hepsini denize dökün. Ya da el koyup millete bir yarı fiyatına satacağım. Yo, denize niye dökelim ki? Milli servet. Bir ay aldın aldın, paran yoksa millete yarı fiyatına satıyorum abi. Millet faiz mi çalacaksınız? Biraz da millet geçsin derim işte. Her neyse arkadaşlar toplu yine 12 milyon dolar ithal edilmiş. Burada yok mu abi? Kurun İmzalayın abi kağıt oradan Hasan'cığım. 12 milyon dolarlık toplu yine. 20 sene boyunca bu ülke toplu yine girmeyecek. Burada üretilecek abi. Yerliyi desteklememiz lazım. Ha, belki muadili dandiktir yerli malın. Adama bir şey gönder Sen bir daha üretmiyorsun abi. Yeni iş adamı getiriyorsun. Sen üret kardeş. Çelik nerede var? Türkiye'de, Zonguldak'ta, Karabük'te. Oraya yakın sana arazi veriyorum. Fabrikaya da ortak oluyorum abi. Yerini ben yapıyorum sana. Hadi git üret bakalım. Bu kadar kolay. Yani üretemeyeceğimiz cihazlar, high-tech cihazlar. Nedir? Ses kaydedici, görüntü kaydedici, işte elektronik telefonlar. Bir tane namussuza yapın dedik. Zincirli kuyuda biliyorsun. Kendinin AVM'si var. Devlet arazisinin içine tecavüz etti. Görmezden geldi Cumhurbaşkanı. Adam yaptığı telefonun bir ismi yerlidir. Tövbe lan o da fasondur ha. Ben sana söyleyeyim. Ya da onu burada yapmıştır büyük ihtimal. Telefon geliyor Elçi abi, çıkarttı üstüne V ile başlayan markasını yapıştırıyor. Ben sözümü tuttum diye ben sana telefon yaptım. Bu mu oğlum telefon? Yani hem pahalı e, hem de dandik. Ya adam üçkağıtçının yani ağababası. babası. Ya bir defa Cem Uzan'a da sesleneceğim. Kend, kendinin hani kötü yaptıkları da var. Yani Cem, desem ki Cem abi şimdi İmar Bankası'nda kağıtlarını biliyoruz. Yani gittiniz yani fotokopi makinesinden üç tane tahvili satmışsın. Devlet ayıp olmasın. Evet üçünde parasını ödedi milleti çaktırmadan. Bu da biçimde hak. Ama sen 3 milyar Türk doların el konulduysa 1 milyar dolarını geri vereceğim. Bu kadar net diyorum yani. O bizim boynumuzun borcu. Hakikaten adamın malına çökülmüştür. O para iade edilecektir. Özür mahiyetinde. Şaka değil bu. Ee, işte ama o zamanın parası 3 milyar dolar. Şimdikinin parası 9 milyar dolar. Ee, çünkü dolar da biliyorsun enflasyona maruz kaldı. O da hakkını helal etsin. Bir milyar dolar da anlaşalım. Bu kadar net diyorum. Helalliğini versin. Bu işi burada kapatalım. Bu ülkede muhalefet bu kadar kafası basıyor. Yani yani esnafla oturuyor. Yani ben muhaliflere bakıyorum. Para nereden bulunacak? Kaynak yaratılacak. Abi hayali hayali şeyler anlatıyorlar. Yani bir tane parti lideri var. Daha önce bunun bahsini konu ettik videoda. Abi bir şey anlatıyor yalan bile değil. Yani şizofreni bir vaka. Ben dedi bir ekonomi modeli yapacağım dedi. Babam yapmıştı dedi. Ben de yapacağım dedi. Senin baban ne yaptı? Baban yaşadan beri biz enflasyon anamızı ağladı dedi. Ne anlatıyorsun sen? Bin lirayla başladı. 20 milyona kadar gittik hepsinde. Senin baban vardı zaten ortada. Babası gibi hayala satıyor. Tür dünya gücü olacağız. Üretim bilmem neyi. Şöyle yapacağım böyle yapacağım. 160 milyar dolar bulacağım. Ya adam sayı saymayı bilmiyor. Sen 160 milyar dolar ne demek biliyor musun? Abi bizim bütün koç olduk dahil bankaların paramız zaten 600 milyar. Tövbe 500 milyar TL. 4.7 trilyon Türk lirası. Vurduğu zaman 600 milyar dolar ediyor işte. Bütün hepimizin Cumhuriyet tarihinde beri biriktirdiğimiz, Osmanlı'dan beri biriktirdiğimiz para bu. Bu diyor ki ben bir şey yapacağım katakulli. Şapkadan tavşan çıkaracağım. 160 milyar dolar bulacağım milleti kanartmadan. Ya sen ne diyorsun arkadaş ya? Rakam bilmiyorsun sen ya. Bizim diyorum ki hepimizin parası 600 milyar dolar. Bu ülkenin vatandaşın yurt dışı parası dahil. Sen 130 ya öyle bir rakam söylüyor. Lan bu Recep Tayyip Erdoğan bulur. Sen nereden buluyorsun getiriyorsun? Yani herkes bir numara ya. Bari desen ki Japonlar baraj fabrikamızı, Almanlar fa, işte ne derler köprü projemizi onayladı. Böyle konuş var yani zübük gibi konuşuyor herkes. Yani hayalden gerçekten uzak hayalci yaklaşımlar bunlar. Ben sizin adınıza kızıyorum. Yani e, zihinsel yetenekle bakmak gerekirse olaylara yani bizim aklımıza dalga geçiyor adamlar. Yani diyor ki ben asgari ücreti yüzde zamlayacağım. Nereye zamlıyorsun arkadaş? Sen mi ödüyorsun? Asgari ücreti iş adamları ödüyor. Sen ona zam yapacaksın. İşçiye yapacak. O da gidecek mala yapacak. Sonra diyeceksin biz niye bin lira kullanıyoruz? Senin baban da öyle yapıyordu. Anamız ağladı sonra. Herkes dini kullanıyor arkadaş. Ya arkadaş siz hep din elden gidiyor gidiyor de sizden oyu aldılar. Dinin bir yere gittiği yok abi. Yani buraya Yunan da işgal etse, Amerika da işgal etse biz yine namaz kılarız. Biz yine gider orucumuzu tutarız. Bak oruç ayı yaklaşıyor. Yani bizi kimse bizim gönüllerimize, vicdanlarımıza zincir vuramaz. Bunu yani Mehmet Akif Ersoy'un zaten İstiklal Marşı'ndan zaten belli. Adam bizi özetlemiş orada. Bunlar gelmiş dinelden gidiyor gidiyor derken anamızı ağlattılar, donumuzu aldılar. Dinelden gidiyor diye. Yani hala ikinci kuşakları geldi. Aynı hayalcilikle, aynı yaklaşımla devam. Ben buna kızmıyorum. Başka bir şey değil. İlki olarak en büyük sıkıntılarımızdan birisi de denetim mekanizmamız yok. Sürekli aynı şeyi söylüyorum Emrullah. Nedir? Öğretmenler yani sistemin hizmet vereni aynı zamanda denetleyicisi. Bu imkan imkansız. Yani arkadaşlar sen bana hizmet veriyorsan ben çocukların geleceği tesis etmek adına iyi bir eğitim aldığına kanısı getirmem için sınavını ya ben yapmalıyım ya da ben müfettiş olmam gerekiyor. Çocukları bakacak Çocuklar eğitimli, donanımlı. Hakikaten hoca düzgün yetiştirmiş. Hocaya bir tam da ikramiye. Yani sapla samanı ayırmamız lazım. Yani iyi öğretmenle kötü öğretmen. Ben öğretmen olsam vallahi evden çekirdek çitleyip bu programı izliyorsam abi adam doğru söylerim. Bakın ama ben tembel yavşak bir öğretmensem aman 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 böyle adam gelmesin ne güzel 30 ne diyorlar salla başını alma şimdi. e, tabi tembel adam istemez ama hakikaten bu işi hakkıyla yapan bir öğretmen Lan gelsin de canımı yesin. Bak diyorum ki sana da bin lira maaş bir şey. Bir maaş da ikramiye vereceğim çocuklar yüksek not aldıysa. Yani iyi de ödüllendirmek lazım. Sapla samana ayırmanın vakti gelmiştir. Yani hakikaten Kadir Seğmen demiş din tüccarı bunlar. Yani ben bunu söylüyorum abicim. Yani benim iyi namaz kılmam, benim on numara oruç tutmam sana bir şey fayda sağlamaz. Yani bu ben bunu söylüyorum. Yani Bakın Ovacık Belediye Başkanı, Tunceli Belediye Başkanı oldu. Adam komünist, dinsiz köpek mepek diyorlar. Bana ne abi? Ya bana ne bana ne? Bana hizmet, ben ona vekil tayin etmişim. Adam iyi çalışıyor. Allah'a şükür yurt dışından ithal etmemiş. Ben o adamı partimde görmek isterim. Hakikaten görmek isterim. Mektup da yazmayı düşünüyorum. Çünkü bizim böyle namuslu, bak ben bir insan dindar olması önemli değil. Millete hizmet edecek namuslu olsun yeter ya. Yani herkesi zannediyorsunuz gibi namaz kılan namuslu. Abi AK Parti 20 yıldır bu ülkenin başında o kadar din iman varsa bu abi bu rüşvet olayı nereden çıkıyor? Kim abi bunlar? Çalanlar kim? Ya Cumhurbaşkanı bilmiyor mu abi bu sebepsiz zenginleşenleri yani? Belediye başkanı. Ya nereye gitsen belediye götürüyor abi. Nereye gitsen belediye. Abi bana ne söylüyorsunuz? Ya nereye gitsem bana geliyor bu haberler ya. Hani 2016 operasyonlarından mı bahsedelim? Yani adamlar video kollekt etmiş ya. Bir de birbirlerini denemek için diyorlar ki önce istifa mektubuna imza at. Atmıyorum diyor. Atmıyorsan videoyu gösteriyor. Görevin iptal. Kendi arasında bir de böyle e, olayları var yani bu işin. Az önce sesi düşünmedim. Gerçek olayı söyledim. E, görmesem söylemem. Bu kadar net söylüyorum. Ağlıyor ağlıyor odadan çıkıyorlar. Yani bunlar konuşulan mevzular. Yani mezara gidecek mevzulardı. Ben artık bunu Türk medyanın bilmesi gerektiğine inancı içindeyim. Dedim o arkadaşlar. Yani adamların taktiği süper ya. Amerikalılar yapmaz bunu. Yani adamın elinde videom var. Diyorsun ki denemek amacıyla benim yani bağlılığını ölçüyorum. Şu istifayı bir imzala diyorsun abi. Ya benim milletim seçti ben istifa etmem diyorsun belediye başkanlığında. Buyur ya abicim rüşvet aldığına dair video çevir ona laptop abi. Hadi şimdi imzala Yok bu sefer gerçekten imzala gidiyorsun. Çünkü bana bağlılığın yok. Abi ben başkan olsam derim ki ya bağlılığın bana değil millete olsun. Hakikaten öyle olsun. Zaten ben onu da istemem. Yani bir belediye başkanı ben niye aramı iyi tutmak isteyeyim ki? Hakikaten başkan olarak niye iyi tutmak isteyeyim? Ben inşaat yapmıyorum ki. Ya da benim ya, ya bir yakınım için bir iltimas beklerim. Ya oradan benim gelirim vardır. Abi yani bunu düşünmek çok da zor olmasa gerek. Abi Avrupa Amerika para teşvik paketi çıkartıyor. Tahvil alımı yapıp piyasalara para pompalıyor. Biz değilse nakdi parayı piyasadan çekiyoruz, ekonominin kanı parayı çekiyor bir nevi. Abi bu nasıl bir şey? Yani haberlere vermiyorlar niye? Duymasın. Aman aman siz bunlardan habersiz kalın. Yani yoksa biz hani sen de göreceğin, e diyorsun ki benim komşu çocuğuna alıyor o bana da ver. Ben de alayım baba derse, bir Türkiye'de ülkede, ülkede baba diye bir şey kalmıyor, devlet diye bir şey yok artık. E, hep sizin arkanızda her zaman da ben bunu söylerim. Ülkede devlet ya yani babadır. Şu an baba yok bu memlekette. Sen Avrupa'da gördüğün haftalık 400 dolar yardımı burada istemediyorlar. Ya yani 1000 dolar alıyorsun, bin 1000 TL alıyorsun da daha ne istiyorsun diyor. E sen istemezsen vermezler. Yani istediğini söke söke almak mecburiyetindesin. Bunu zaten e, kendine pay çıkar diye söylemiyorum. Bu senin zaten hakkın. Bir esnafımız vardı ben dedi 20 yıldır vergi ödüyorum. Devlet bana 3 ay bakamadı dedi. Haklı adam yani ben ben Başbakan olsam yani istifa eder. Şaka değil ya adam doğru söyle derdim. Bugün çıktı 850 bini gelir vergisinden muaf tuttuk dediler. Bu yeterli değil. Tanımı yapılması gerekmektedir. Esnaf statüsü hakikaten belirlenmiş. Şu an herkes esnaf. Ya bir ülkede 850 bin esnaf olmasının imkanı yok. Çünkü herkes eleman çalıştırıyor. Esnaf dediğin bir fil vücudu da çalışan insanlardır. Yani tacirdir bunlar. Belli bir ciroları vardır. Aşmamak yani sen yani bir defa bu cironun düzenlenmesi lazım. Adam yazmış 100 bin lira. Yani 100 bin lira herkes yapıyor abi şimdi. Yani nedir ki 100 bin lira esnaf mı olur? Bu daha da şey olması lazım. Sınırların limitlerin belirlenmesi gerekmektedir. Toplu belediye başkanlarının istifası mı? Hasan o kadarını sen anla artık. Yani daha ne diyeyim yani. Ben gözümle gördüm olayı anlattım sana. Başka bir şey de demiyorum. Ben bile ağzım açık kaldı yani. Bildiğin istihbarat oyunu yani. Adam Diyor ki bunun videosu varmış. He var. Bunu bana getirin. Olalım ne yapacak lan bu videoyu falan derken. Abi sen al laptoptan dudağı da böyle izlersin. İzliyor böyle. Olalım ne şeytanlık düşünüyor tamam mı? Şu kapıda bekleyen Bursalı'yı bir gönderin dedi tamam mı? İyi hadi Bursalı gelir. Bağırış çağırış gürültü derken. Tak diye bakacaksın abi ya. Önce diyorsun ki istifa mektubunu imzala. Yok ya ben imzalamıyorum. Halbuki fake atıyor. İmzalasa dosyadan haberin yok yani görüntüden. Ha, bu adam bana bağlı. Tamam videoyu atın kasaya. Adam imzalamadığı zaman istifa mektubunu gösteriyorlar abi laptopu. Bak rüşvet alırken senin hadi şimdi istifaya bas. Mecbur basıyor. Çünkü çoluk çocuğum var haberlere çıkarsın rüşvet aldın diye. Ömür boyu bir kara leke olur yüzüne. Yani bağlılık hırsızlığını engel. Sen bana bağlıysan belediye başkanı olarak ben senin CD'ni alıyorum abi kasaya koyun. Emanetçiye veriyorsun abi müşavire. Git abi kasaya koy. Tamam gömün gitsin. Ama o CD sen belediye başkanı olduğun sürece değerlidir. Belediye başkanı 2023'te bittiği zaman arkadaşlar zaten bir boka yaramıyor CD. Ee, aynı bu adını vermek istemediğim bir belediye başkanı gibi 2009'da kızlarla videosu var. Ee, bu 2013'te ortaya çıkıyor. Soruyorsun nasıl oldu bu iş diye. Abi biz bu Adamın müteahhitin adını veriyorum. T nokta ö. İlk zamanlar dedi beni tehdit ediyordu bu müteahhit. E kendisi sübyancı olduğu için belediye başkanı. Bir zaman sonra biz bunu ortak olduk. Örtülü yani ortak olduk. Belediye başkanı aynı mıntıkadaki bir müteahhitle büyük bir müteahhitle ortak oluyor. T öyle. T.Ö. yurt dışına giderken işte lüks markalarla parfüm geliyor. Bunlar gidiyor küçük kızlara veriyorlar. Taş olarak tabir edilen esnere maddesini alıp kızlara verip e, çip, büyük çekmecelik edip büyük çiftlik evlerine gidiyorlar. Ben ne yapıyorum lan? Ne güzel yazdın değil mi? Ya işte benim hayal yeteneğim hakikaten gelişmiştir. Bu az önce anlattıkların e, kurtlar mi? deli yürekte mi yazıyor? Tamamen hayal ürünüdür diye. Yok Cüneyt Harkı'nın e, Kara Murat Denizler'de filminin introsunda tamamıyla hayal ünlü gerçek tarihiyle alakası yoktur diye bir e, orada vurgu yapılıyor. Aynı şeyi ben de söyleyeyim. Tamam lan bir insan bu kadar yalanı üst üste atamaz dediğiniz doğru. Evet dediklerim doğrudur. İnkar etmiyorum. Türk halkının bilmesi gereken şeyleri anlatıyorum. Evet bu belediye başkanının beyanı aynen şu şekilde olmuştur 2013'te. Evet ilk zamanlar beni şantaj ediyordu geçirilmemize gereken imarları bu 40 kat olarak böyle geçirdim. E söyle sonra ne oldu falan derken ya benim bir tane özel kalemim vardı Dilara dedi. He onunla benim taciz davam devam ederken biz bununla işte dediler ki gel yurt dışına gidelim. İyice kankaya bağladık dedi. Bir saatten sonra biz bununla ortak olduk dedi. Allah Allah devam et bakalım. Ya şimdi bu yeni atanan adam da bana takmış. Kaymakamla da aram iyi diyor. eee işte yeni seçimlerde ben aday olmayacağım dediklerine göre ben malum şahası çok ne derler zor durumda bırakmışım. Benim kendisine telkinim şudur. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne 1 artı sıfırları 1 artı bildiri yaparak en büyük zararı verdin aile düzenine zaten. Ve ben senin evinde 6 yaşında bulundum. Yani kader benim annem onun oğlu olan benden 4 yaş büyük. ...insanla ikimize bakardı. E, hanım'ı da başörtülü, şey, çarşaflı. E, sene 1990... ...yani e, ikimize bakardı. Ben onun evinde yani büyüdüğüme hakikaten... E, ...elem ve utanç duymaya başladım. E, olay bu. E, Kendisinin zaten bolca da taciz davası vardır. Mahkemede yani bir de ne hikmetse özel kalemleri... ...hep e, bayan oluyordu. E, sıkıntı büyük abi. Yani Ülkede hakikaten fıkralık hikayeler. Bunlar bak şaka değil. ha. şaka yapmıyorum sana. Belki bir gün daha detaylı kitaplarda ne bileyim işte bir yerlerde okuruz, görürüz gazetelerde. İşte ben bunların milletin bilmesi gerektiğine inanan bir insanım. Arkadaşlar yayını bir dakika geçirdik. 22, 15, 16 oldu. Siz benim hakkıma girmeyin. Ben sizin hakkınıza girmeyin. Birlikte böyle karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde haklarımıza riayet edelim varsa kafanıza kalan bir şey son sorun yayını sonlandıralım. Yarın yine aynı saatte aynı yerde buluşmak ümidiyle arkadaşlar. Hoşçakalın diyeceğim size. Bugün açıklanan reform paketinde ağırlık Türk lirası ile borçlanma TL cinsi senetlemesi daha çok açık ama <laughs> doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Atakan hocam ons düşeceği düşünceniz nedir? Onsun geleceği parlak arkadaşlar. Ben size bu kadar söyleyeyim. Yani enflasyonun yaratıldığı bir dünyada altının veya imtiyalarının stabil kaldığını zanmak ahmaklıktır. Böyle düşen insanlardan uzak kaçınız. Böyle insana size ancak vakit ve nakit kaybettirir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Dediğim de bu. Yani sürekli bir 1500'cüler var. Ya arkadaş Avrupa'da elini oluşturan insanlar var. 1500 yapsın 1600 de biz yapıştıralım diyenler var. Şu an Amerika'nın en büyük zaten sakıncası bu sıkıntısı. Biz bedavaya altın veriyoruz. Adamlar nakitten topluyor. Bence biz bunu 2300'e diyelim. Kimse talep etmesin. Ben bile etmem. Ben bile etmem. Niye? Fiyatın oturmasını beklerim. Çünkü dünyada artık bir gelir kaybı var. Dünyada şu an 9 trilyon dolar bir para noksanlığı var. Yani gelirlerin kaybı var. Küresel gelirde %20'ye yakın daralma var arkadaşlar yıllık bazda. Bunun etkilerini biz yavaş yavaş göreceğiz. İnsanlar artık enflasyona korunma çabası içinde olacaklar. Bakmayın Amerika'nın yani finansman giderinin artması yani Amerikan tahvillerinin artış sergilemesi zaten olağan bir şey. Bankalar artık devletlerin çatırdadığını hissetmiş durumda. En büyük egemen güç olmak yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Yani e, Amerika'nın dünyanın en borçlu bir, ülkesi olarak bu denli tahvillerin açığa verilmesi e, yani insanlar ekonomi biliminden değil yani paradan uzak. Türkiye'de yetişmiş insan sıkıntısı var. Çünkü Amerika tabii ki borçlanmada sıkıntı yaşayacak. Bankalar para yani tahvil kişiye özel bir şey değildir arkadaşlar. Elektronik ortamda satışa sunulur. Sana nakdisini eline vermezler. Amerika yani bankaları şu an diyor ki ben para veremiyorum. Fed diyorlar ki senin senin ortağın abi diyor sen özel şirketsin ama git al sen al ben almıyorum diyor. Fed diyor ki tamam ben alırım aga diyor da nereye alıyorsun baba? 1.60'a dayanmış faizler Amerikan tahvilleri. İkide bir çıkacaksın ben alıyorum diyorsun. Ne alıyorsun sen arkadaş? Kime ne anlatıyorsunuz? E bizim ekonomist diye geçinen vatandaşlarımız... Al ...hepsini al birini vurduklarında aç geziyorlar boğazları. Sorsan ekonomi, para, sihirbaz diyorlar. Hepsi aç geziyor abi. Her neyse. E, dedikleri... E, ...Amerikan olayları artıyor, altına giriş olacak. Tamam doğru söylüyorsun da... ...biz Covid'le mücadele ediyoruz arkadaş. Niye bu artıyor? Artık bankalar bir şeyin bilincinde. Küresel gelir azalmış... İnsanların geliri azalmış. Ben niye tahfile para vereyim? Dünyanın 20 sene sonra ne olacağı belli değil diyor. 10 sene sonra ne olacağı. 30 yıllıkların faizi bile artmış. Niye alan yok? Herkes birbirine kırdırıyor. Tahvil piyasasını görmemişsin. Londra'da kendine loja edinmemişsin. İkide bir orada işte JP Morgan'ın sana sunduklarını okuyorsun. Sen Türk halkına satıyorsun. Abi bilmiyor susacaksın. Yani Londra piyasasında benim duyduğum konuşulan şu abi nakit yok nakit. İnsanlar para döndürmüyor Amerika bir yerde olsun patlayacağını biliyor abi. Ben diyor bunu belli bir saat bir gece kalkacaksın 400 dolar göreceksin. Bir gece kalkacaksın 400 dolar üstüne koymuşlar. Yani şu an zaten yaptıklarını yaptılar yani enflasyonun patladığı bir ortamda emtiaları stabil olacak hatta aşağı düşeceğini zannetmek ahmaklıktır başka bir şey değildir. Evet, bu soruyu da anlattım, söyledim. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum hepinize.